Tamam oğlum. Açık hala bir evimizin olmasını, şey olmasını istiyoruz. Çünkü şu andaki evimiz onlara hiçbir şekilde müsait değil. O yüzden yetkililerden ben yardım bekliyorum. İlgilerini, alakalarını bekliyoruz. Şimdi şeyine göre belli olmuyor. Bazen 3 gün evde kalıyor, 25 gün hastanede. 10 gün evde kalıyor, 20 gün hastanede. Yani dışarı zaten hiç çıkaramıyoruz. Dışarı çıkardığımız zaman en ufak bir şeyde hemen mikrop kapıyor, hastalanıyor. Ondan sonra ertesi gün hemen hastaneye yatıyor. Doktorların dediği de bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için en ufak mesela dışarıdan gelenden bile şey kapıyor, mikrop kapıyor. Bizden dahi kapıyor. Dediğim gibi 15 gün evde kalsa 20 gün hastanede. Yani sürekli hastanedeyiz. Başında da zaten sürekli annesi duruyor. Annesi hastanede kalıyor. Ondan sonra ben işte olmadığım zaman bazen annesini değiştiriyorum. Yani annesinin ihtiyaçları oluyor. İhtiyaçlarını gidermek için eve geliyor. Tekrar Giristun geri annesi gidiyor. Ama işte dediğim gibi devamlı iş yerimizden şey alamıyoruz. İzin alamıyoruz. İzin vermiyorlar. Şey yapmıyorlar. Ondan sonra ya orası diyorlar ya burası diyorlar. Öyle dediği zaman sürekli hastaneye gittiğimiz için mecbur evladımız olduğu için evladımızı tercih etmek zorundayız. Peki abi Mustafa hastaneye neden sürekli gidiyor? İşte ne yani buna tepki olan yani etken olan ne? Etken hadi olan çocuğun kasılmaları artıyor diyorum ya şey enfeksiyon kapıyor. Genellikle şey ciğer. Ciğerlerde zaten hep sorun var bu zamana kadar. Enfeksiyon kaptı. Evden dolayı işte evimizin ortamı belli. Yani şey evden dolayı enfeksiyon kapıyor. Ne kadar da şey yapsak durum ortada. Evin durumu belli zaten. O yüzden de enfeksiyon kapınca direkt hastaneye gidiyoruz. Ateşleniyor. İşte kasılmalar artıyor. Kasılmalar artınca da ondan sonra işte buradaki doktorlar şeyine bakıyorlar. Genel şeyine durumuna baktıktan sonra yoğun bakıma, direkt yoğun bakıma yatırıyorlar. Doğum bakıma da yatınca işte ondan sonra bir yattım mıydı? En düşük 10 gün. En düşük 10 gün yatıyor. O anki şey durumuna bağlı. Bir ay gelmediği oluyor. Bir ay sürekli hastanede olduğu oluyor. Sürekli. Peki abi yetkililerden ne talep ediyorsunuz? Vallahi yetkililerden talep ettiğimiz çocuğum artık diyorum ya artık gücümüz kalmadı. Artık şey yapacak gücümüz kalmadı. Çünkü çok borçlandım. Bunun şey için, tedaviler için çok borçlandım. Şey edeceğim. Yani bu tedavisi için böyle bize yardım etmelerini istiyoruz. Yani evimiz kira. Benim evim kira. Benim aldığım asgari ücret alıyordum. Bir kısmı şeye kesiliyor. İcra maaş aczi var. Maaş aczine kesiliyor. Bir kısmı avukata elden ödüyorum. Bir kısmını ev kirası veriyorum. Elime 5 kuruş para kalmıyor. 5 kuruş para kalmıyor. Elektriğe suya bile para kalmıyor. Mustafa'ya şey alıyoruz. O bile yetmiyor. Yani para bakım parası devlet bakım parası altında veriyor. O bile hiç geldiği gibi gidiyor yani. Hiçbir şekilde şey olmuyor. Eşim şey yapıyor. Eşim bakıyor. Sürekli hastanede. Esma'nın şeyleri var. Okula başladı. Evimiz kira bir şey demiyoruz. Düzenli bir işim yok. Düzenli bir işim yok. Yani düzenli bir işim olmasını istiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mustafa hastanede yattığı zaman kızıma bakacak kimse yok. Ben o okula gittiği zaman ben işimde olayım. Geleyim işten geldim mi kızıma ben bakayım. Ben böyle bir şey istiyoruz yani. Ya Mustafa'nın şöyle kasılması olduğu zaman zaten kendinde çok kastığı zaman hiçbir şey fayda etmiyor. Bize yani şu kasılmayı durduracak nöroloji doktoru. Şimdi zaten hastaneden çıktık. Doktorların dediği kesinlikle bunun nöroloji doktoru görmesi lazım. Biz şimdiye kadar götürdük ama yapılacak hiçbir şey yok dendi. Getirmeyin dendi. Ama yani şu kasılması daha çok arttı. Onun için bir nöroloji doktorun şey almaz, bakmasını istiyor. Mustafa'nın masrafı çok. Zaten şu karnındaki bir şey pek 800 milyon lira. Şırıngamızın tanesi 3 milyon lira. Bezi yetmiyor. Devlet 120 tanesini ödüyor. Ama üstünü tekrar biz yetmediği için kendimiz karşılıyoruz. Sadece 960 milyon bakım parası alıyoruz. Yani o da şey olmuyor, yetmiyor. Eşimin düzensiz işi olduğu için. Yani çok sıkıntıda kalıyoruz. Bir de hastaneyle evimin arası 45 dakika. Gece gündüz hastalandığı zaman götürme imkanımız olmuyor bazen.
Mecbur eşimi beklemek zorundayım hastaneye götürmek için. Evet, o da astım bronşit olduğu için, CBC, serebral palsi olduğu için epilepsi çok etkiliyor. Hemen bronşite çeviriyor, zatürreye çeviriyor. Yani doktorların dediği, havalı ortamda, güneşli yerde, rutubetsiz ortamda durması lazım. Odasının ayrı olması lazım. Ama onlar da bizde olmadığı için sık sık hastalanıyor, hastanede kalıyor. Sakinleştiriciler var. Sakinleştirici bile bazen böyle fayda etmiyor. Dur.